Merhaba arkadaşlar, FIFA 22 Gürkan Hoca kariyerimizin 29. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. FIFA 21'de inanır mısınız arkadaşlar, Sivasspor kariyerimize daha yeni başlıyorduk yanılmıyorsam. Ta Aralık ayını beklemiştim kariyere başlamak için. Ama burada 29 bölüm şu ana kadar devirdik. Sürekli gösterdiğiniz destek için çok teşekkür ediyorum. En son bölümde ne yapmıştık gelin hatırlayalım. Sabitzer'i getirmiştik. Michael Torpilli gelmişti. Arkadaşlar Michael's'ın torpili aslında bir farklı hedefi varmış Michael's'ın babasının. Görüştü Gürkan Hoca'yla. Bu bölümde öğreneceğiz ne olacak ne bitecek. Ayrıca Tapsoba'yı almıştık arkadaşlar. Ve burada Ndidi'yi stoperde görüyorsunuz. Ndidi'yi stopere çekip de orta sahaya Chouameni tavsiyesi yapan da olmuştu. Bakacağız ona, belki yapabilirim. Martinelli'yi satıp başka bir sol orta sağ sol kanat almam tavsiye edilmişti yorumlarda. Onu da değerlendirebilirim. Çünkü bu çocuk gerçekten 85 ratingde, bakın dribbling 87, hızlanma 91 ama şut pas 74-75 olduğu için sanırım bir türlü hani adam akıllı oynayamıyor. Yüksek çalışma oranları var da hiç böyle varlığı pek belli olmuyor. Şimdi Savitzer'i getirmiştik geçen bölümde, onu da deneyeceğiz. O da sağlam görünüyor orta saha için. Chouameni falan, Barella da var. Orta sahamız iyice şişer diye düşünüyorum. Hatta şu taktikte de bir değişiklik de yaparız. Max Aarons'ı da getirmiştik. Onunla da hiç maç yapmadık henüz. Onu da göreceğiz. Diyelim ki Dumfries'i sağ bek oynattık. Ndidi'yi burada oynatmadık. Orta sahada bir Chouameni'miz de olabilir. Ndidi'yi stoper oynattık diyelim. Aarons da yedek. Ama öncelikle bunlara bir bakacağız. Sabitzer'de hemen burada yedekleri alalım. Arkadaşlar Michael's hani hatırlıyorsanız Real Madrid tarafından isteniyordu. Onun babası onu Real Madrid'e gitmesini istiyormuş. Şimdi ne var abicim önümüzde? Tavares'e bir teklif var. Bir dakika, bunu boş ver. Bu kalsın Tavares. Gelişsin. Manchester United maçı geliyor. Transfer dönemi hala açık. Kanat oyuncusu bakacağım. Martinelli'ye teklif gelirse satmaya çalışacağım. Manchester United şu an 8. Biz ligde 5.yiz ve lig liderinden kaç puan gerideyiz? 7 puan gerideyiz. Maç eksiğimiz var gerçi. %100 menajer reytingine de ulaşmışız. Ona ne demeli? Rakibimiz Manchester United. Çok fazla uzatmayacağım. 19.45'te maç. İyi. Gulatsi'yi almışlar kaleye. Başka değişiklik göremiyorum. Trippier'i getirmişler sağ beke. Ama 5-3-2 ile oynarsak iyi olur diye düşünüyorum. Aarons'ı göreceğiz sağ bekte. Sonradan da belki Sabitzer'i alırız arkadaşlar. Her zamanki gibi ilk maça geçerken like butonuna basarsanız çok sevinirim arkadaşlar. 10.000 like'a bu bölümü getirebilir miyiz? Tekrardan canlandırabilir miyiz? Gürkan Hoca burada Premier Lig şampiyonluğu için oynuyor. Arsenal'den sonra nerenin yolunu tutacağız bakalım. Ama burada çok uzatmayalım. André Silva maça başlayacak. Nedense Ronaldo yedeklerde. 3. sezon overall'ı belki düşmüştür. Manchester United tribünleri bu arada hala ayakta arkadaşlar. Bazıları oturdu ama çoğu kişi ayakta. Tribünlere ilk defa böyle bu kadar dikkat ediyorum. Bu arada bizim şeytan üçgeninin bir parçası Darwin Núñez süper söktü bu topu burada. Önü bomboş. Darwin o boşluğu kullanacak. İçeride Barella var. Haaland'ı görüyorum. İlhan'ı gördüm. O Barella'ya gönderdi. Kısa şut, böyle zayıf bir şut. Gulatsi ayağıyla kurtardı. Ben orada biraz şaşırdım. Max Aarons araya girdi, aldı topu. İlhan Aksoy şöyle. Haaland'ı ne gördü be? Asiste gel. Tribünlerden bir tanesine Haaland keşke. Şöyle kışkırtma yapsaydı da. Acaba gelecek böyle oyunlarda arkadaşlar, FIFA 22'de falan, oyuncunla sevinirken tribünleri kışkırtabilir misin? Tribünlerinde hani kışkırtılmış bir efekti iç sahaysa eğer, işte size destek olsun ya da rakibinize daha da destek olsun. Ne kadar böyle destek gösteriyorlarsa takıma, oyunculara hani keskinlik tarzı bir boost gelse oyun içinde canlı bir şekilde, süper olmaz mı? Çünkü gerçekte bence onun bayağı bir etkisi oluyor. Özellikle belli takımlarda, zamanında Fenerbahçe Kadıköy'de yenilmediği dönemler. Felaketti. Derken çok sakat. Aga. Burada orada kimdi? Dumfries miydi? Gabriel miydi topu kaybetti ya? Of, Tapsoba mıydı? Tapsobaymış. 1-1 oldu hemen ya. Üf. Darwin Núñez hemen başladı. Darwin Núñez. Erling Haaland. Oha. Sol bekin içinden geçti Erling Haaland. Şöyle durdu. Erling. Aha. Barella. Gelişine. Dışarı.
Arkadaşlar açık konuşmak gerekirse ben Tapsoba'yı aşırı fazla beğenemedim ya. Çok hantal geliyor bana. Bu arada şeytan üçgenimiz iş başında sanki. Darwin Núñez, yes. İlhan'dan bir asist daha. Tekrar öne geçmeyi başarıyoruz burada. Darwin Núñez'in golüyle. Haaland, İlhan, şeytan üçgeni. Mükemmel. Bak Darwin Núñez gücü de var ya. Rakibine omzu koydu orada. Topu kaybetmedi. Çok iyi. Gerçekten öve öve bitiremeyeceğim bir 80 civarı stop santrfor. Ne stoperi. Fernandez Dumfries sökmeye çalışıyor Fernandez'den. Sökemedik gitti. Renan Lodi. Fred. Aga bu nasıl bir gol ya? Yine ya. 2-2 oluyor. Duruma eşitlik geliyor. Yine bizim stoperler. Gerçi burada Lodi bir şekilde sökemedi. Ardından Gabriel çok hata yaptı sanki bu maçta. Bir değişiklik yapabilirim arkadaşlar. Gabriel'i devre arası çıkartalım. Ndidi'yi stopere çekelim. Savitzer'i oyuna alalım. Okey, devre arasına da şimdi böyle bu şekilde berabere giriyoruz arkadaşlar. Gabriel'cim bir çık sen abi. Ndidi gel. Tamam, Gabriel'in yerine Barella'yı çekeceğiz. Barella'nın yerine de Gabriel'in yerine de Savitzer'i getireceğiz arkadaşlar. Başka değişiklik yapmayacağım. Maçın gidişatı fena değil bizim adımıza da. Öyle saçma sapan defansta hatalar ya da talihsiz anlardan dolayı 2 gol yedik. Silva. Okey, baskı altında topu söktük. Güzel. İlhan Aksoy. İlhan. Haaland'a oynayacak. Haaland. Haaland. Haaland bekledi. İlhan Aksoy. İlhan birkaç hareket boşalttı önünü. İlhan çok iyi pas. Barella, Gulatsi. Dönen top yine Gulatsi. El yok mu hocam? Yes, sonunda ele çarptı orada. Aşırtmaya gitti elim. Nedense L1'e bastım Haaland'la orada beraber. Pozisyon çok enteresandı. Evet, şimdi penaltı vuruşu. Arkadaşlar bu penaltıyı İlhan Aksoy çekeceğim dedi. İlhan geliyor, vuruyor, golü atıyor. Yes, İlhan Aksoy da atıyor. Darwin Núñez attı. Haaland attı. İlhan Aksoy da atıyor. Andre Silva. Enteresan hareketler. Çok iyi bir ara pası denemesi. Zaten offside'da orada. Ramsdale aldı. Ben burada yine bir gol hissediyorum. İleri gönderelim. Erling Haaland. Çok iyi. Darwin Núñez. Çok iyi yön değiştirdi. Şimdi sağ tarafta Max Aarons var. Max Aarons sert orta. Trippier. Top bizde yalnız. Darwin. Evet, çok iyi pas. Haaland, Trippier burada. Kim bu? Savitzer. O da golle başlıyor. İlk dokunuşu gol oluyor. Marcel Savitzer. Kaptanlık pazı bandını da almış. Çok saçma olay ya. Değişiklikte kaptanlık pazı bandı olayı ama. Ceza sahası içinde genelde engellenir şut ama Savitzer sırtı dönük. Çok iyi dönüp vurdu ya. Mükemmel. 4-2. Andre Silva. Tapsoba alamadı. Bak Tapsoba yine mahvetti. Burada Bruno Fernandes. Muazzam da bir gol attı. İnanılmaz ya. Tapsoba. Bak iki adamdan da sökemedim Tapsoba'yla. İnanılmaz. 3-4-3. Bol gollü düello devam ediyor. Burada Savitzer tekrar aldı o topu. Savitzer de iyi hareket ediyor harbiden. Marcel. Bekledi. Marcel Savitzer. İlhan'ı bulacak. Buldu. İlhan sol ayağında. Plase. Ooo. Erling Haaland. Sol taraftan. Trippier mi o? Zaten yavaş. Güzel. Erling. Erling. Kendisi vurdu. Keşke İlhan'a verseydi. Şimdi İlhan. Berdo Núñez'e. Varandan kornere. İlhan'ın korneri. Dumfries orada. Kafa. Üst direk. Aman ya. Kornerlerden hiç gol atamıyoruz Arsenal'le ama bu sefer geçen bölümde de bir üst direk vardı sanki Dumfries'le. Yine oldu. Şimdi Rashford. Of of. Marcus Rashford üstten. Abi çok klas aşırttı. 4-4 ya. Kaleciyi geç çıkarttım biliyorum ama geç çıkartmaya başladım. Rashford da hemen fark etti bunu. Güzel aşırttı. 4-4 ya. Jadon Sancho bir hareket. Oha. Lan Sancho bizi mahvetti. Aman abi. Aman. Sancho. Okey. Tapsoba. Top söktü. Edmund Tapsoba ilerliyor. Boşta adam gözlüyor. Edmund Tapsoba orada kim var biliyor musunuz? Haaland var, gider mi? Gidebilir mi? Erling Haaland. Aga o nasıl bir pastı Haaland ya. Gerçi sağ yanda ne yapsın. Yani önüne boş gider diye düşündüm Darwin Núñez'in de. Pas kötü gitti. Kesi pas hatası. Okey. Çok iyi. Darwin Núñez. Nicolo Barella. İki oyuncunun arasından Nicolo Barella da çok iyi girdi. Yes. Abi bu ne?
İlhan? Lan dışarı vurdu. İlhan Aksoy. Değiştir diyor. Yardımcı antrenör değiştir diyor İlhan'ı. Smith Rowe'la da değiştirmem abi. Smith Rowe gözümden düşen en büyük oyuncu. Şöyle yapabiliriz. Madueke'yi alabilirim arkadaşlar. Zaten sol kanat beki Traore'yi aldım Lodi'nin yerine. Adama Traore. Adama. Güzel pas. Erling Haaland. Uf. Gulaçsı. 90+3 ya. Korneri yine İlhan kullanacak. Geliyor. Dumfries. Bu sefer dışarı vurdu ya. 4-4. Bu nasıl bir maçtı be? Biz her türlü bu maçı almalıydık. 4-2'den 4-4'e maçı verdik ya. Adamların 4 şutu var. Bizim 16 şutumuz var ya. Erling Haaland maçın adamı. 1 gol 1 asist. İlhan o golü kaçırdığı için maçın adamı olamıyor demek ki. Of ya. 1 gol 2 asist de Bruno Fernandes de. Renan Lodi'ye teklif yağıyor nedense. Ben Lodi'yi satmak istemiyorum arkadaşlar ama... Şimdi sırada kim var? Bolton var. Bizim yedek kadro bile Bolton'u mahveder bence diye düşünüyorum. Kaçunga, Bakayoko falan. FA Cup 4-2, Nketiah, Adama Traore, Nketiah ve Adebayo. Vay, Akintola diyecektim. Calvin Adebayo, o da gol atmış. Martinelli, Manchester City istiyor Martinelli'yi. 80 milyonla gelmişler. O nasıl iş lan? 136 ediyor. Gerçi... 80 milyon da Martinelli için iyidir. Çaktırmayın da arkadaşlar. Gabriel Martinelli için biz bir 120 milyon isteyelim o zaman. Kaçabilirler biliyorum ama belki de düşük gelmişlerdir bilerek. 88'e yükseldiler. Ben 115'e düşeyim. 99'a yükseldiler. 105'e satarım size Martinelli'yi Pep. Kabul etti. Tamam. Eyvallah. Sırada Everton maçı var. Everton 9. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki biz Adana'dayken buraya gelmeden önce son yaptığımız iş Michaels'ı Real Madrid'e göndermekti. Bir şekilde o transfer yatmış ama Michaels'ın babası Gürkan Hoca'dan gerçekten şu torpili istedi son olarak. Benim çocuğumu Los Galacticos'a gönder. Al ne yapıyorsan yap gönder. Çünkü Adana göndermiyormuş, oradaki yönetim göndermek istemiyormuş. Görüyorsunuz zaten Real Madrid'in halini de. OF'li taktik kullanıyorlar. Sam Greenwood'u getirmişler. Karim Benzema'yı zaten 82'ye düşmüş. Aubameyang'ı almışlar zamanında, o da 82. Bu adamların güzel bir golcüye ihtiyacı var. Michaels'da OF. Hainer var 78. Genç oyuncu. Bu torpili Michaels'ın babası için yapacağız arkadaşlar. Adam o kadar Ersin'i falan getirmişti Adana'ya. Michaels'ı orada bu arada kısaca bir 82 overall'da gördünüz. Şimdi gidecek çünkü Real Madrid'in as santrforu olacağı için onların orada oynasın diye 82'ye burada busladım. Zaten torpille işte böyle şeyler yapılabiliyor Michaels'a. Ayrıca bizim antrenörler de onun da gerçek değerini tespit ettiler diyelim. Sürekli keşfettiğim oyuncuları hep yanımda getirdiğim için biraz sıkılanlar oluyor. Geçen sene de bu durum vardı. O yüzden biraz böyle dengeleyelim arkadaşlar. Şimdi sırada bu Everton maçında Dumfries'le Ndidi'yi stoper oynatacağım. Bizim Tapsoba ile Gabriel'i cezalandırıyorum arkadaşlar. Madueke sağ kanatta, Martinelli. Bir dakika, Martinelli'yi de oynatmayalım. Onun yerine Adebayo'yu oynatacağım. Adebayo'ya yine şans vereceğim. Yağan yağmurda bu maçı oynayacağız yine. Godfrey geri gelir mi bilmiyorum. Biliyorsunuz öyle bir hedef belirlemiştik. Ocak, Şubat ayları yağan yağmurda, yağmurlu maçlarda galibiyet alırsak bir hafta eksiliyor. Onun da sakatlık dönemi ama sürekli puan kaybediyoruz. Berabere kalıyoruz. Bakalım Everton'ı rahat bir şekilde geçebilecek miyiz arkadaşlar? Ricky Puig'u almışlar. Vay, Bukayo Saka burada. Helal. Güzel kadroları var gibi görünüyor. Ricky Puig. Ricky Puig'un Puig'in Puig olduğunu biliyor muyduunuz arkadaşlar? Öyle okundu öyle. Ben de İngilizce kanaldaki Barcelona kariyeri çekerken çözdüm doğru şeklini. Dumfries, Madueke. Haydi beyler, güzel. İlhan Aksoy, Haaland kaçar. Çok güzel top. Haaland rahat mı? Çok rahat. Haaland onu bitirir abi. Haaland. Arkadaşlar sıkılıyorsanız diğer şarkıyı da çalabilirim arada. Erling Haaland 1-0 yapıyor. O kadar boşluk vermeyeceksin abi Haaland'a. İlhan pası verdi. Yine asist İlhan'dan. James kullanıyor korneri. Hangi James artık? Ramsdale'i abi, o nasıl bir kornerde. Raul Jimenez sanki önünde geçen topa vurmadı. Ramsdale de aldı başını gidiyor. Premier Lig'de bir çağ, bir yeni farklı asır devir açılıyor. Raşlayan kaleci. Erling Haaland. İlhan
Saldı o topu. Az kalsın da geri alıyordu. Bukayo Saka. Aman 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 aman. Ne paslar. Ramsdale. Abi bunu nasıl yemedik bilmiyorum. Ramsdale'in üstüne vurdu Raul Jimenez. İnanılmaz şanslıyız. Kornerden de yemeyelim. Rudiger. Aarons'a düştü. Orada Aarons'la Adebayo'ya verdim. Adebayo'nun arkasından adam müdahale yaptı. Şut oldu. Aman dikkat. Kısa oynadılar. Adebayo, Calvin. Helal olsun. Bir gol olur mu acaba ilk yarı bitmeden? İlhan Aksoy. Sol tarafta boşluğu gördüm. Lodi'yi gördüm. Lodi de üstten gönderdi. Haaland'a. Erling Haaland. Erling durdu. İki adam geldi. Dönen oradan seken top belki bize düşer dedim ama ilk yarı böyle bitiyor arkadaşlar. 1-0 öndeyiz. Çok da rahat değil. 1-1 olmalıydı kesinlikle. İkinci yarı daha iyi oynamaya bakacağız. Bu taktik beğenmiyorum artık arkadaşlar. Bu taktiği kullanmamalıyız. Belki şu 4-5-1 daha mantıklı olur. Sol tarafa da kimi getirelim biliyor musunuz? Adama Traore'yi getirelim. Madueke'yi de sola çekelim. Biraz da böyle deneyelim. Sabitzer'i pek göremedik. Belki böyle daha fazla faydalanabiliriz ondan da. Bukayo Saka. Luis Alberto. Burada çok tehlikeli. Luis Alberto. İyi ki batırdı. Şimdi Renan Lodi. Şöyle mükemmel top oynadı. Sabitzer. Marcel Sabitzer açtı. Adama Traore içe doğru kat etti. Güzel. Haaland. İlhan bomboş. Haaland'a tekrar oynadı. En iyisini yaptı. Haaland sağ ayağıyla nasıl vurdu ya. Marcel Sabitzer. Adama Traore. Yine içe doğru kat ediyorsunuz. Haaland'a veriyorsunuz. İlhan Aksoy sol tarafta Madueke'yi buluyor. Madueke'nin ortası gidiyor Kepa'ya. Nicolo Barella. Haaland. Aha gördüm. Oy! Oy! Haaland o açıdan çok iyi topa vurabiliyor be. Erling Haaland 2-0. Tekelle şınav çekiyor bak, gücü gösteriyor. Nicolo Barella orada bekledim Haaland. Sol ayağına oturacak ya. Ama çok acayip kontrol etti. Yine de mükemmel vurdu. Kötü kontrolünü iyi vuruşla telafi etti. Madueke çok iyi. Oo! Berbat duran top. Bize düşüyor. Marcel Sabitzer yapıyor mu bu asisti? Haaland. Adam sanki tabanıyla gol attı. Hat-trick yapıyor Erling Haaland. Tribünde birisini seçmiş. Bu senin için diyor. Golün tekrarı. Kalecinin berbat degajını göstermediler ama. Burada neredeyse tabanıyla atıyor. Tehlikeli hareket falan vardan bekliyorlar ama Haaland hat-trick'ini yaptı. Arkadaşlar Haaland'ı artık çıkartabiliriz. Onun yerine Darwin Nunez'i getirebiliriz. Başka değişiklik yapmayacağım. Luis Alberto, Endidi yine duvar oldu. Stoper'de çok iyi oynuyor Endidi. Her türlü. Orta sahada da stoper'de de. Bu arada tehlike olabilir Ricky Puig. Güzel paslar. Güzel paslar. Golü yedik. Abi üstüne geliyor Ramsdale. Onlardan daha iyisini kurtarıyorsun aslında. Benim de biraz orada elim bocaladı nedense. Bir bilmiyorum hangi hamleyi yapmam gerekiyordu da. Ben batırdım açıkçası. Bukayo Saka. Renan Lodi üstünde. Saka Lodi. Çok iyi söktü. Şimdi İlhan Aksoy tek top oynadı. Madueke bak sol tarafa bak. Sağ tarafa daha doğrusu. Sabitzer bomboş. Marcel Sabitzer gole gidiyor. Marcel Sabitzer arkaya çıkarıyor. Madueke sen at diyor. İşte bu. Noni Madueke de atabiliyor onu. Biraz riskli oldu ama Sabitzer'le aslında ben orada gerçi bilmiyorum. Öyle yapmak istedim de Kepa iyi toparladı. Ama Madueke de mükemmel noktaya gönderdi. 4-1. Maç bitiyor arkadaşlar. 4-1. Güzel. Net bir skor. Güzel bir skor. Bir tane o keşke golü yemeseydik. Gol yenmeyen maç çıkartamıyoruz. 7 tane şutumuz var. Onların da 6 tane şutu var. Erling Haaland maçın adamı 10'da 10'la. Madueke 8-3. Sabitzer 2 asist yapmış. İlhan ve Barella diğer asistler. Jimenez de onlardan fena değilmiş arkadaşlar. Sonunda sanki uzun zamandır bir galibiyet alamam. Ah, oyun çöktü maçtan sonra. Umarım kaydı aldı. A few moments later. Oyunumuz kaydedilmemiş ne yazık ki. Otomatik kayıt en son bu maç öncesiymiş. O yüzden arkadaşlar bu maçı simüle edeceğim. Şu bizim beşli taktikle simüle edelim. Kazanırız diye tahmin ediyorum umarım. 2-1 kazanıyoruz. Olan bizim Haaland'ın ekstra 2 tane golünü oldu. Hat-trick yapmıştı ne güzel. Gol krallığında zaten lider de. Neyse. Şimdi Martinelli satılmış. 93 milyon bütçeye eklenmiş. Tottenham görüyorsunuz üzerimizde. Kuzey Londra derbisinde 2 kez yendik onları. Ama hala üzerimizdeler.
Biz Tottenham'dan Heung-min Son'u alsak güzel olmaz mı? Çok seviyorum kendisini. Kişiliği olsun, oyunu olsun falan. Heung-min Son 31 yaşında. Burada süper görünüyor ve kontratı da bitiyor galiba. Bir sene kalmış galiba. Ama bir dakika, ne diyor? Satın alma teklifi götür. Satmıyorlar mı lan bize? Ama ona dair bir bilgi yok. Kulübü onu bırakmak istemiyor. Burada niye yazmıyor hocam ya? Tchouaméni orta sağ kaynar şimdi. Bize sol kanat lazım. Adam akıllı bir sol kanat lazım arkadaşlar. Ben de o zaman Leroy Sané'yi alacağım diye düşünüyorum, alabilirsek. Onun da yanılmıyorsam kontrat bitiyor. 80-82 milyon falan diyor. 80 milyon direkt vereyim. Aa, kabul ettiler. Belki de daha az vermeliydik. Leroy Sané 1.83. Aynı boy, aynı kilo hemen hemen. Leroy Sané biraz daha hızlı yanılmıyorsam. Ki aynen, hızlanması falan daha hızlı. Eskiden nerede kullanmıştık Sané'yi? Başka bir kariyerde kullanmıştık diye hatırlıyorum. Ama arkadaşlar uzun zaman olmuştu. O yüzden Leroy Sané gelsin. Sol tarafımızda takılsın. Onu sol kanada da çeviririz hemen. Parasını falan kendisi istedi. Kabul etti. Şimdi sol kanat yapınca onu reytingi artacak mı acaba? Direkt sol kanada çevireceğiz. Özellikleri de bu şekilde görebilirsiniz. Oldukça iyi. Pas da iyi, şut da iyi, her şey iyi. Şu taktikle Ndidi'yi stoper oynatarak oynarsak eğer, Gabriel veya Tapsoba işte, bu şekilde deneyebiliriz Leroy Sané'yi. Bu arada şimdi bir rapor daha geldi. Altyapı raporu. Aha. Evet. Bakalım daha... Aa, bir dakika. Bruce Brown. Direkt bunu gördüm. 55-75 gen nedir lan? 77-94 potansiyel, 2.3 milyon değeri var. Bruce Brown, Amerikalı Bruce Brown. Hemen kabul edelim bakalım. Diğerlerinde iş yok galiba arkadaşlar. Genden zaten anlaşılıyor artık. Bunları salalım. Adam akıllı bir altyapı oyuncusu arıyorduk. Bruce Brown merkez orta saha çıktı. 64 ratingde, 78 driblingi var. 84 çeviklik, kaç boyu? Bir dakika, hemen boyuna bakalım. 1.76, 67 kilo. Pas da fena değil. Merkez ofansif orta saha daha iyi olur bu çocuktan. Kısa pası 71. 58 bitiricilik hafiften bana İlhan Aksoy'u andırıyor arkadaşlar. Dribbling iyi kanat için. Hızlanması da fena değil. Sprint hızı düşük aslında. Orta açması 56. Bunu sol kanat, bunu mu sol kanat yapsak acaba ya? Olur mu? Ne diyorsunuz? Deneyebiliriz. Kanat oyuncusu yapabiliriz. Bruce Brown. Şimdi sırada 15. Fulham var. Fulham'a karşı bir Leroy Sané görelim arkadaşlar. Zayıf takım fark etmez. Ha, şimdi fırsat varken şu bizim altyapı oyuncusunu, 17 yaşındaydı değil mi? Aynen, burada tutmaya gerek yok. A takıma yükseltelim Bruce Brown. Onu da görelim. Bu maçta oynatayım olmadı. Hani çevikliği falan yerinde ya. Bruce Brown, ben İlhan Aksoy'a benzettim. Çünkü dribbling var ve hızlanma var. Pas, şut ortalama. Güç de ortalama. İlhan'ın yerine burada oynatacağım. Bir de forvette Nunez'i oynatacağım arkadaşlar. Amerikalı yeni topçumuz. Bakalım ne yapabilecek bu maçta. Leroy Sané sol tarafta. Güveniyoruz kendisine. Kar diyor. Onu değiştirmem lazım. Yağmur olsun. Bruce Lee. Craven Cottage'da yoğun yağmurun altında. Bakalım bizim Bruce Brown ve yeni transferimiz Leroy Sané neleri başarabilecek? Brown. Aha, onun da numarası yok arkadaşlar. Bu bug nereden geliyor bilmiyorum ama Barcelona kariyerimde de aynı şey oluyordu. Adana'da olmuyordu. Enteresan. Arsenal'de var. Acaba belli liglerde mi bu oluyor? Leroy Sané de yeni transferimiz, o da burada. Yoğun pres uyguluyor. Lonaskos'un da kapıyorduk be. Marcel Sabitzer. Dengesiz oynuyor bizim takım biraz. Tehlikeli. Aarons ortası. Lon yeni çocuk gol atacaktı neredeyse. Darwin Núñez. Aha, verdi. Kaçar mı? Lukaku. Lan Lukaku da sağlam ha. Núñez geçemedi, onu yıkamadı. Okey, Ndidi iyi söktü. Sabitzer hemen oynadı. Darwin Núñez güzel. Noni Madueke. Madueke fake'ini atacak. Madueke çok iyi. Madueke, lan arka tarafta Leroy Sané'ye geçecek sandım var ya. Dışarı çıktı, out bir de. Tüh. Marcel Sabitzer şık pas. Güzel. Darwin Núñez. Bruce Brown. Bruce Brown, bak o İlhan'dan öğrenmiş sanki. Bruce Brown kendisi gidiyor ama... Oha! Bruce Brown'a yazıyor galiba. O seviniyor arkadaşlar. Cılız kollu Bruce Brown, Amerikalı. Bruce kahveci, bak İlhan'dan daha dakika bir gol bir hemen öğrenmiş antrenmanda. Bu neydi lan? Gazaniga'dan büyük hata. Oo, kendi kalesine böyle gol görmedim ben daha önceden. Büyük şanssızlık.
Kore'ye 1-0 yapıyor bizim için. Barella, Barella önü boş. Barella boşluğu buldu. Nicolo Barella. Gazzaniga iyi kurtarıyor. Korner ama. Genç Brown'un korneri. Kornerlerde iyiymiş. İyi gönderdi. Aha Endidi. Oo, Nunez vuramadı gitti. Direğe girdi. Oo, Endidi söktü o topu. Nasıl onlara kaldı anlamadım. Ve direkten dönüyor. Vallahi şanslıyız Esposito. Ama orada Endidi de nasıl kalmaz o top anlamadım. Şimdi Brown. Büyük bir boşluk var Brown. Yanında Savitzer var. Sağ tarafta da abi o top nasıl gitmiyor ya şeye. Koskocaman bomboş Max Aarons var orada. Ooo Ramsdale, helal olsun Ramsdale. Kurtarıyor, ipten alıyor bizi Ramsdale. Devam böyle çocuklar. Arkadaşlar bu maç neyse, dikkat, aman. Ooo Barella. İyi ki bizde kaldı. Arkadaşlar bu maç istisna yapacağım. Çok eğlenceli geçiyor. O yüzden hem de şu Brown'u full bir maçta izleyelim diye bu maçı full oynayacağım. Normalde hani 15'inciler ya, simüle ederdik. Bu arada Leroy Sané ayrıl da gel. Leroy Sané süper gitti. Leroy sakin. Leroy da bu arada arkadaşlar, Leroy Sané sağ ayak mıydı sol ayak mıydı? Sol ayak. Oo, hem de berbat zayıf ayağı var. Şimdi şut çekemem. Kusura bakmayın, kestim burada, böldüm ama. Leroy Sané çok iyi. Okey. Sol ayağıyla çekerim. Golümü de atarım. Yes be. Leroy Sané mükemmel bir başlangıç. Aradınız ben geldim diyor. İşte bu. Barella, Bruce Brown. Barella o da kaçıyor. Bruce Brown onu bulacak mı? Darwin Núñez'i buldu. Darwin Núñez tam bir beygir. Kaptırmadı o topu. Núñez, Brown. Şimdi Barella. Nicolo Barella sağ ayak füze. Gazzaniga. Nicolo Barella'nın korneri bu kez. Aha. Karambol. Endidi. Savitzer. Gabriel. Şu Brown kendini unutturdu gibi plase. Gazzaniga. Kore'ye yine ikinciyi atıyordu herhalde. Abi Brown sol ayağı zayıf ayağı yanılmıyorsam 3 yıldızdı. Sağ ayaklıydı hatırlıyorum. Değişiklik yapmadım. İkinci yarıya başladık. Onların atağı Kore'ye. Arkadaşlar bu Kore'ye 88 hız gösteriyor mu? Lan bu Wilson nasıl geçti beni öyle? Kore'ye hız gösteriyor 88 ama o kadar da hızlı görünmüyor. Kötü başlattım ya. Leroy Sané orada bomboştu. Hemen kontraya çıkmak için gönderdim. Reed. Traore, o berbat pas. Şans bizden yana ama abi çok geç reaksiyon gösteriyorum. Traore aman. Gol yemeyelim ya şurada. Ah be, engel oluştu Aarons. Ama benim hatam, orada kötü pas verdim. Adamlar bu kez, sonra da alamadık bir de. Adamlar bu kez affetmediler. 2-1. Leroy Sané çok iyisin be Leroy Sané. Brown. Okey, döndü. Süper. Madueke sol ayağıyla vurdu. Helal olsun. Bak sağ ayağına oturmuş gibiydi. Madueke bu bölümde ikinci golünü atıyor. 3-1. İyi rotasyon. Savitzer. O da süper verim sağladı geldiğinden beri. Helal helal. Savitzer'in yerine arkadaşlar İlhan'ı Brown'un yanında bir oynatalım bakalım. İlhan merkez orta sahada nasıl oynuyor? Savitzer iyi oynuyor. Tamam da biraz da İlhan'ı görelim. Şu diğer oyuncuyla. Nicolo Barella gönderdi Brown'a. Darwin Brown. Pardon, Darwin Núñez. Şimdi Darwin Núñez tekrar Brown asist yapmış oluyor. Bruce Brown. Darwin Núñez tangoya, samba yapıyor, tango yapıyor. Neyse çaktırmayın arkadaşlar. Bruce Brown'un ilk asisti. Başarabildi koçum. Darwin Núñez. 3-4-1 pardon. Hector, Max Aarons güzel. Güzel. Noni Madueke yön değiştirdi. Çok şık, çok şık. İlhan Aksoy. İlhan kendisi gidiyor. İlhan. İlhan. İlhan çok fazla gitti. Ama top bize düştü. Nicolo Barella. Sol ayak Leroy Sané. Plase yok. Barella şişirdi. İlhan. Yani scoop turn çok iyiydi İlhan'dan. Biraz bencillik yapıyor İlhan. Ama şutu berbat işte. Max Aarons bırakmadı. Helal olsun Aarons. Madueke çıkardık oradan. İlhan, Barella sol tarafta mükemmel gördü Leroy Sané'yi. Leroy Sané süper. Leroy Sané asisti yapıyor. Darwin Núñez 5-1. Offside olmadığını iyi kontrol ettim arkadaşlar. Leroy Sané de golünü attıktan sonra asistle de bu güzel performansını süslemeye devam ediyor. Núñez ikinci golü yanılmıyorsam. Ya da hat-trick mi oldu? Serbest vuruş, duran top Fulham. Burada Wilson, Harry Wilson galiba. Reed, Ramsdale, refleks.
Şimdi Reed'in korneri İlhan'a mı geldi? Wilson'a geldi. İlhan orada aldı gibi. Evet, Leroy Sané çıktık oradan. Çıktık oradan. İleride boşluk var sanki. Brown var. Brown. Aha. Çok iyi bıraktı. Nunez'e. Nunez bencillik yapmayacak. Bu sefer Madu. Aa, Maduike oradan nasıl gol kaçırıyorsun lan? Maduike. İnanamıyorum. Sağ yandaydı. Onu kaçırmazsın be Maduike. Keşke Nunez'le vursaydım ya. Aman abi. Ne oldu burada? Tehlike var. Tehlike Vega. Muniz. Ya böyle sırtı dönük çok iyi oynuyorlar. Yapay zeka ceza sahası içinde bir sırtını çevirdi mi var ya. Hiç kaçarı yok. Bir şekilde pozisyona giriyorlar. Bu arada Brown hünerlerini sergilemeye devam ediyor. Darwin Nunez. Aga adam tam bir traktör ya. Aha Barella araya girdi. Darwin Nunez offside değil. Bayrak kalkmadı. Nunez bu sefer garanti hat-trick'ini yapıyor. Abi bunlar ne kötü oynadılar lan. Ben orada offside olmadığına şaşıyorum. Bir bakalım tekrar. Aa galiba kırmızı kramponu Kore'ye. İnanılmaz kötü Thierry Kore'ye. Sağ bek kendi kalesine gol atan. Batırdı offside'ı. Ve 6-2. Bu güzel maç. İyi ki full oynamışım ha. Eğlenceli oldu. 6-2. Rakibimizi domine ettik. Gerçi artı 3 varmış lan. Şu topu çalsak belki 7 yapacağız ama. Ve şimdi burada maçı bitirdi sonunda hakem. Darwin Nunez. Kaç gol attın kral? 3 golmüş. Sonuncusu hat-trick yaptı. Evet. 12 şutumuzun 6'sı girdi. Şöyle bakalım. Darwin Nunez 10'da 10'luk performans. 3 gol. 1 gol 1 asist ilk maçında. Leroy Sané çok iyi transfer oldu. Yani Gabriel Martinelli'ye göre aynı overall'dalar neredeyse. Leroy Sané coşturdu. Brown'un 2 asisti var ilk maçında. Lan 2 asist yapmış. 1 asist de değil ha. Bruce Brown inanılmaz başladı. 8.4 başarılı dribling oranı %89. Pas oranı pas isabeti 88. Takım genelinden daha iyi. Maduike de bir gol attı, bir tane de inanılmaz kaçırdı abi. Aha bir rapor daha var. Bu kez İngiltere'den. Abi altyapıdan yıldız yağmaya devam ediyor mu acaba? Patrick Holt belki iyidir dedim de. Düşükmüş. Şu da düşük arkadaşlar. Diğerleri zaten bir iş yapmazlar. Bu ikisi kalsın. Bunlara biraz daha baksın. Belki başka bir mevkiye geçirsek hani yüksek reytingli olur. O yüzden onlar kalsınlar. Sırada şimdi bu maç var ama arkadaşlar. Bugüne bu videoyu yetiştirebilme adına burada keseceğim bu bölümü. Üçüncülüğe yükseldik. 4 puan Leicester ve Liverpool'un gerisindeyiz. Leicester hala sadece o Liverpool mağlubiyetiyle ilerliyor ya. Sadece 19 gol yemişler. İnanılmaz gidiyorlar. Yarış biraz daha kızışıyor ilk 5 arasında. Belki City de geri gelir ama zor onlar. 9 puan gerideler. Ligin dibine bakmadık hiç. Norwich sadece 6 puanla ilerliyor. 1 galibiyetleri var. Berbatlar. Bu arada arkadaşlar bölümü kapatmadan gol krallığına bakacağım ama Şampiyonlar Ligi'nde Adana Demirspor ne yaptı ona da bakalım. 24 maç 25 gol Erling Haaland 27 olması lazımdı onun. Heung-min Son alabilseydik çok güzel olacaktı ama Kane'le beraber iyi gol atmışlar onlar da. Bizden Nunez 11 golü var 18 maçta. O da bu listede. İlhan Aksoy 18 asistle en yakın rakibinin 2 katı fazlası asisti var. Süper görünüyor İlhan. Barella, Haaland ve Nunez. Onların da 6'şar asisti var. Gollüğün en iyi kaleci. Bizim Ramsdale'in de 6 tane gol yenmeyen maçı var. Şimdi geçelim arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'ne, UEFA'ya. Buralara hep bakalım. Ne var ne yok. Konferans Ligi ile başlayalım. Konferans Ligi'nde bizim Türk takımlarından Galatasaray ön eleme turunda Rapid Viyana karşı 2-0 kazanmış ilk maçını. Beşiktaş'ta Ferencvaros'u almış. Gruplardan direkt lider çıkan bir Türk takımı var mı? Yok. Beşiktaş'la Galatasaray ikisi de ikinci bitirerek böyle buralara gelmişler. UEFA'da Trabzon Ajax'a 2-1 yenilmiş. Fenerbahçe'de Sociedad'a 2-1 yenilmiş. Sağlam takımlar gelmiş bizim takımlara. Adana Demirspor'u UEFA'da görüyorum. Atletico Madrid'le eşleşiyor. 3-0 yenilmişler ilk maçlarını ya. Gele gele en zorları bizim takımlara gelmişler. Fener ikinci çıkmış gruplarında. Trabzon da aynı şekilde ikinci. Lider bitiren Türk takımı yok. O zaman Adana Demirspor burada ne yaptı? Grubu Spurs, Tottenham, Milan ve Kopenhag. Oho inanılmaz bir gruba düşmüşler adamlar. Ne yapsınlar abi? Şimdi diğer liglerde acaba lider mi Adana? Türkiye'ye bakalım hemen. Süper Lig. İkinci Galatasaray lider götürüyor.
Adana çok berabere kalmış. Ligin en az gol yiyen takımı da değil. En çok gol atanı da değil. Kötü ya. Sıkı bir rekabet var yalnız. Yine hani Şampiyonlar Ligi'ni zorluyorlar. Bir sonraki bölümde arkadaşlar Manchester United'a karşı kupada eşleşmişiz. Bu neydi? FA Cup'ta eşleşmişiz. Sheffield, Leeds United düşük takımlara karşı hep maçlarımız var. Norwich, bunların ilk yarılarını oynayıp ikinci yarılarını görsel simüle ederiz. Liverpool var, Watford var. West Ham United, Manchester City buralara kadar getirebilir miyim gelecek bölümde bilmiyorum ama bayağı bir maç var. Ligde çok da fazla maç kalmadı gerçi. Bundan sonraki bölüm değil, bir sonraki bölüm sezon finali olur. Arsenal'de şampiyon olabilecek miyiz? Onu göreceğiz arkadaşlar. Çok çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Like butonuna basmayı unutmazsanız sevinirim. Lütfen 10.000 like'a gelelim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölüme görüşmek üzere. Hoşçakalın.